Günler, saygılar, değerli Güne Bakış izleyicileri. Doğası kabuğunun hastanın ayağına doktor gelirmiş diye bir özdeyişimiz vardır. Önceki gün böyle bir olay yaşandı Trabzon'da. Trabzon'un ekonomi eksenli 4 sivil toplum örgütü temsilcisi 10 gün kadar önce Trabzon'un yatırım istihdam eksenli sorunlarını Ankara'ya taşıma kararı almışlardı. Sorunların büyük bölümü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Allah rast getirdi, bizimkiler Ankara'ya gitmeden Bakan Fatih Kaçık Trabzon'a geldi. Programına Trabzon Ticaret Sanayi Odası ziyaretini de koydular. Güzel yaptılar. Trabzon Ticaret Sanayi Odası'nda artık ver gülüm al gülüm devri bitti. Her şey süt, liman, gülüm dönemi yok artık. Zira Trabzon çöküşte. Ekonomi eksenli 4 sivil toplum örgütü ziyarete gelen Bakan Kaçık'a Trabzon'un son 10 yıldır nasıl kan kaybettiğini anlattı ve talep edilen yatırımları tek tek kendilerine ilettiler. Bakan Kaçık böyle bir şey beklemiyordu. Karşısında özellikle iki STK yetkilisinin derin öfkeyle donanmış kent sorunları talepleriyle karşılaşınca bu sorunların hemen tamamı kendi alanında da olunca evet gerçekten şaşırmış. Sonra birlikte geldiği 10 civarında bakan yardımcısı, genel müdür ve diğer ekibine not alma ve üzerlerinde çalışma talimatı verdi. Dilerim bu talimat sadece kağıt üzerinde kalmaz. Ama sonuç itibariyle doktor hastanın ayağına gelmişti. Ticaret Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi tavizsiz 9 sorunu Bakan Kaçık'a aktardı. Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan'a zaten ineleyici ve hassas üslubuyla sorunları tekrar dile getirdi. Eleştiriler alındı, karşılıklı atışmalar oldu. Onlara girmiyoruz. Derdimiz çözüm bulmak. Eski Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun yatırım adası konusunda toplantı düzenlediği o olay da gündeme geldi. Ama Adil Bakanımız hiç ses etmedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kaçık'ın bu bilgilendirme olayından sonra 4 sivil toplum örgütü bize göre Ankara'ya yine gitmeli. Mutlaka gitmeli. Önce Trabzonlu Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etmeliler. Ardından ilgili bakanlara bu sorunlar iletilmeli. Zira Trabzon çok büyük haksızlıklara uğradı. Bu 9 talep yerel seçimin gündemi olmalı bize göre. İki başkanı tekrar ve tekrar tebrik ediyoruz. Kent hassasiyetinden dolayı tebrik ediyoruz. Güne Bakış'ın bu konudaki sorumluluk ve hassasiyetini paylaştıkları için kendilerine teşekkürlerimizi tekrar iletiyoruz. Güne Bakış gazetesi bir anket yayınladı. Anket genellikle gazetenin hemen her seçim döneminde yaklaşık son 10 yıldır sürekli gündeme getirdiği ve yayınladığı anketlerden biriydi. Ankette Büyükşehir Belediye Başkanı 2180 kişi denek üzerinde yapılan ankette Büyükşehir Belediye Başkanı %22 oranında yeniden tercih edilir oranında çıktı. Birileri bunlardan rahatsız oldu. Elbette olabilir. Birileri sevinebilir, birileri rahatsız olabilir. Zaten böyle bir şeydir. Bunu anlayabiliriz. Ancak bunun karşısında anketi karalayıp akıl vermeye yönelenler doğdu. Siyasetten sanata, hemen her alanda kamuoyunun ne düşündüğünü gazeteci için vazgeçilmez bir keyfiyettir. Böyleyken anketleri popüler şüpheli bilgiler olarak yorumlayan gazeteciler çıktı karşımıza. Bunlar haberdar etme literatürüne girmeli. Bir internet sitesinde yayın yapan bu arkadaşlar bir de anketlere nasıl güvenilebileceğini anlatmışlar kendilerince. Bakılacak ilk şeyin kaynak olduğu tavsiyesinde bulunuyorlar. 20 kişiyle yüz yüze anket yapıldığı kaydedilmişken ve iddialı olarak arkasında durulmuşken acaba bana sorulmadığına göre yapılmamıştır denilerek mi bu cümleler kuruluyor? Üstelik güncel. Hata payı olabilir mi? Elbette olabilir. İddialıyız. Bir iki hata payı olabilir. Yalan beyan iddiası ancak sahibini yalancı çıkarır. Aynı internet sitesi daha sonra bize başladı gazetecilik anlatmaya. Gazetecinin asıl görevinin insanların karar verebilmesine yardımcı olmak, tarafsız, objektif şekilde bilgilendirmek olduğunu anlatıyor. Kesinlikle doğru söylüyor.
paraya pula boyun eğmeden, doğruyu yazabilen ve söyleyebilen, hırsıza hırsız diyebilen, yapılan her haksızlığı yazabilen, masumun, samimi insanın, mazlumun yanında durabilen, o iklimdir gazeteciyi gazeteci yapan. Objektif olmanın da gereği budur. Tek bir anket sonucunun pek fazla anlam ifade etmediği bir hakikattır. Ama bir bilgi ve belgedir. Önemli olan bu bilgi ve belge yapılan işte haberdar etme değil, haber yapmaktır. Yayın politikasını, kentin geleceğini savunmak, kent hassasiyetini öncelik yapmak, ranta teslim olmamak, şunun bunun adamı olmamaktır asli olan. Ve günü bakışın asli çizgisi budur. Hırsıza hırsız, arsıza arsız diyebilmek ve ilkeler üzerinden yürümek, işte gazetecilik budur. Bunun anlatılmasını isteriz. Sonuç olarak güne bakış, yaptığı anketinin arkasındadır. Yeni anketler de gelecek. Zira adaylar, yavaş yavaş aday adayları belli oluyor. Onlar üzerinde anketler sunacağız siz değerli okurlarımıza. 24 yıllık yayıncılığında ve okuruna verdiği bu güvenle güne bakış yoluna devam ediyor. 24 yıllık yayıncılığında onlarca anket yapan ve yayınlayan güne bakış hiçbir zaman manipülasyona tevessül etmemiştir. Algıya başvurmamıştır. Sandıktan çıkan sonuçlar karşısında hiçbir zaman da utanmamıştır. Güne bakışın anketinden şüphe eden herkese aynı şeyi söylüyoruz. 20 anketör ile yaptığımız anketten şüphe duyanlara anketörlük teklif ediyoruz. Veya ikinci anket yaptığımızda ki yapacağız, 10'ar kişilik gruba birer kişi vermelerini istiyoruz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.